Amerika'dan para alıp da Türkiye aleyhine yayın yapan haindir. Hedefinde ABD'den para alıp Türkiye aleyhine yayın yapan basın kuruluşları vardı. Sert eleştirilerde bulundu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'da terörle mücadele şube müdürleri değerlendirme çalıştayında konuştu. Kendi memleketini düşünmeyen gafiller, bu ülkenin nasıl özgür ve hür olduğuna unutan zeliller, kendi ülkesinin yarınlarını değil, talimat aldıkları efendilerinin yarınlarına kendini odaklamış. Soylu, ABD'den fon alan bazı medya kuruluşları ve gazetecileri işaret ederek tepki gösterdi. ABD'den para alıp Türkiye aleyhine yayın yapan haindir dedi. Bu gazeteci de olsa haindir, bu ilim adamı da olsa haindir, bu bir siyasi partiye mensup olsa da haindir. Bu kadar açık ve net. Hain oğlu haindir hem de. Konuşmasında Cumhuriyet vurgusu yapan Soylu, bizim bir özelliğimiz daha var. Cumhuriyet'in ikinci asrını teslim edecek nesiliz ifadelerini kullandı. Süslü püslü cümlelerle, oranın büyük elçilerinin talimatlarıyla beraber iş yapanlar haindir. Tarihin her döneminde haindir. 1000 yıl önce de haindir, 1000 yıl sonra da haindir. Batı'nın ve Amerika'nın vakıflarından besleneceksin. Türkiye'yi zehirlemek için elinden gelen her şeyi ortaya koyacaksın. Demokrasiyi içeriden öldürmek için ellerinden gelen bütün destekleri verecekler. Ve ondan sonra da her biri Türkiye'nin yarına ait martavallar okuyacaklar. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı Bakan Soylu. En büyük tehlikemiz terörle mücadelede kendimizi yeterli görmektir dedi. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar ifademizi sakın bir aforizma veya bir motto söylem olarak görmeyin. Bunun bir anlamı var. Bir kişi kalsa bile bunlar para bulurlarsa, ortam bulurlarsa yeniden yapılanırlar. Uyan, uyutulan terörist hücreler kavramına dahi tahammülümüz söz konusu değildir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin etrafındaki coğrafya için huzur ve barış istediğini belirtti. Huzurlu bir Bağdat, barışçıl bir Bağdat, güçlü ve büyük bir Türkiye'dir. Huzurlu bir Suriye, güçlü ve büyük bir Türkiye'dir vurgusu yaptı. Huzurlu bir Suriye, güçlü bir Türkiye'dir. Büyük bir Türkiye'dir. Etrafımızdaki coğrafyanın Afganistan'dan Pakistan'ına kadar huzurlu olması, bir ve beraber olması, güçlü ve büyük Türkiye'yi ve etrafındaki ülkelere bu dönem içerisinde kendi kazanımlarını tahvil edebilecek bir anlayışı sağlamasının önünü açacaktır.